Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 7 Aralık Çarşamba, İstanbul Veliefendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün açılış yarışımız İstanbul'da 9 koşulu bir programla açılıyor ve 96 safkanın yer aldığı ve oldukça zorlu programlar devam ediyor arkadaşlar. Evet, bu yılbaşına kadar vaziyet onu gösteriyor. Yılbaşından sonra bir 4-5 haftalık bir azaltı, kolay altılar gibi gözüken yarış programları olacak. Ama şimdi bütün safkanlar en azından şartları fark etmiyor. NASA yılbaşında sıfırlandığı için bütün atlar gelebiliyor arkadaşlar. Yani sürpriz, favori, karışık, topyekün geliyor. Yani bazen bakıyorsunuz kilo ağır bu at olmaz. Kesinlikle öyle aldanmayın. Bu Aralık ayında genelde oluyor. Çünkü neden? Yılbaşında şartlar eşitleniyor. 100 handikaplı, 95 handikaplı atlar 30 handikaplı atlarla koşabilme imkanı buluyor. Yani o yüzden bu tip yarışlar genelde Aralık ayında oluyor arkadaşlar ve görüyorsunuz yani olmadık yerde geliyor. Yalnız dünkü yarış programında Adana'da gerçekten son ayakta 7'yi tek bıraktık ama ya hiç yarışla alakası olmayan bir yarış oldu. Ben anlamadım. Yani kendi yarışını koşsa uzak ara kazanacak ama at ikinciliğe bile giremiyor. Yani artık sizlere yorumunu bırakıyorum. Yani maalesef görüyorsunuz böyle sonuçlar çıkıyor arkadaşlar. Tabi bu arada arkadaşlar bazıları soruyor yabancı yarışı yok mu diye. Arkadaşlar Amerika'da normalde hepsini yapıyordum ben. Ama ters sonuçlar çıkıyor. Ben en azından iyi bir Amerika yarış programı olduğu zaman zaten sunuyorum. Sizler de en azından bunlara sabredin. Yani her yarış gerçekten oynanmıyor. Ha, ben bütün programı kalkıp size yönlendiririm. Yani bu tahmin veririm de size yazık yani. İnanın paraya yazık. Tutabilir miyiz? Tutabiliriz. Böyle yarışlarda çok tuttuğumuz oldu. Ama ben riske girmeyelim. En azından ağız aşağılarda dinlenelim. En azından bakın şimdi Portekiz'in ikinci golü de geldi. Pepe de attı golü. Artık yani biraz da kendimize vakit ayıralım diye düşünüyorum arkadaşlar bu vakit. Ama güzel program oldu mu kesinlikle veriyorum ben. Yani bunu bilginiz olsun yani. Ben Amerika yarışlarını bırakmış değilim. Ama dediğim gibi böyle sıradan yarışlar değil de güzel yarışlar oldu mu? Ben sizlere en azından bunları da yayınlatacağım arkadaşlar. Tabii bugün Antalya yarış programı var. Akşam yarışı ve Antalya'da bugün 8 koşulu tek altılı bir program var ama yine zor. Gerçekten bu sene geçen sene Antalya çok kolay gibi gözüküyordu ama bu sene maşallah diyelim. Yani ne kadar sürpriz atlar varsa hepsi oraya dizilmiş. Yine çok kıran kırana bir yarış programı var Antalya'da. Yani bu öyle bir program var ki inanın kalkıp 50 lira da verebilir. Kalkıp devir de edebilir. Öyle bir program var Antalya'da. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Her iki programımız da şu anda yayında. Bunun da bilgisini verelim. Ve hemen fazla da vaktinizi almadan yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 14'ü gösterirken Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre sentrik yarışıyla ilk startımızı veriyoruz ve 12 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman 8 dolu Milagra, bu Luxor temsilcisi Ahmet Çelik de start oluyor. İlk kez start oluyor bir kitapçı ekürüsüne ait, benim hoşuma giden bir ekürü. En azından bu safkan da uzun zamandan beri itinayla hazırlanıyor ve sezon sonuna kadar itinayla beklenip güzel çalışmalarından sonra hazırlanıp bence fit durumda bu yarışa katılıyor. O yüzden ilk yarışı olması sizleri yanıltmasın. Bu safkan bayağı iyi bir görüntüye sahip. 11 nolu Tip Toe, bir Halikarnassus temsilcisi Halis Karataş'ta kendi aile atlarından birisi olan bu safkan 3 yarış koşup 2 tane ikinci elde etmiş. Bayağı da kabiliyetli bir safkan. 10 nolu Tempesta Mia, bir Trivales temsilcisi Erhan Akçay'la stat alan safkanda grubun tecrübeli ismi bir Duygu Fatura, Selman Taşbek ikilisinin sahibi olduğu bir safkan. En azından bugün bence çok iddialı koşacak görüntüye sahip. 9 dolu Silver Sable, bir mendip temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu safkanda ya son ikincilikten sonra güzel bir form yakaladı ve güzel formuyla burada da muhakkak ön planda gözüken isim. 9 dolu Silver Sable'den sonra son olarak da 3 dolu Çakal'ın kızı, bu Çakal Carlos temsilcisi Ayhan Kurşun'la yine bu safkanda bir ilk yarışında bir dön dolaş yaptı ama ikinci yarışında güzel bir ikincilik ve güzel bir hazırlık devresi geçiren bu safkandan da güzel bir yarış bekliyorum. Artık o kadar güzelin içinde bir güzel yarış olur herhalde. 8, 11, 10, 9, 3 bu en azından birinci altılı ganyandaki ilk sıralama ama bir ilave yaparsak bu 4 nolu Elma Yanak. Elma Yanaklar iyidir. Bu Lanet temsilcisi de. Ve da tabii işte en azından ilk yarışındaki dördüncülüğü de tatbikar olan bu safkanı kuponlara ilave edebiliriz. Önceliğimiz 8, 11, 10, 9, 3 daha sonra 4 nolu safkan. Günün ikinci koşusu şartlı 5, 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentrik yarışına geldik ve 11 safkanın yer almış olduğu koşuda 4 nolu Forty Knox, bir Rally Men temsilcisi, Kocakale start alacak olan bu Vefa İbrahim aracı ekürü sahip safkan
İlk yarışında bir güzellik yaptı. Üzerindeki fazlalıkları attıktan sonra arka arka 3 yarışında kazanıp bu yarışta da güzel hazırlıklarla, iyi man durumunda da oldukça iyi gözüntüsüyle bu yarışa katılıyor ve 4 nolu Fortinox'tan ben bir birincilik bekliyorum. Kolay bir yarış değil. İyi bir grupta start alıyor. Ama ben en azından bu kadar zorluğa rağmen kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Benim bugünkü banko isim 4 nolu Fortinox olacak. Kocakaya. Bazı arkadaşlarımız bankonun yanına ya bir ikili mi ikili oynayabiliyoruz, onun için bir şeyler söyler misiniz diyenler oluyor da ben size şöyle bir şey söyleyeyim ikili oynayacaklara. En azından eğer ikili dördün arkasını bağlayacaksanız bu 11 nolu Ragaz Royale bir dikkat edelim. En azından güzel bir orijine sahip bu safkan ilk kez start alıyor ama iyi bir isim arkadaşlar. Çalışmaları da fena değil. Hani ikili oynamak isteyenler için diyorum. Yani en azından bir şans alanı aranabilir arkadaşlar. Yani dördün arkasına birkaç at bağlarsanız 11'i de yanına ilave edin arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu şartlı 4-2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentrik yarışına geldik. 6 safkanında yer almış olduğu koşuda 4 dolu Smart Dead. Nativan temsilcisi Alice Karataş da ilk yarışını kazanıp ikinci yarışındaki güzel ikinci ile burada da bana göre kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim alternatif bir banko adayım olacak. 4 dolu Smart Dead Halis Karataş'ta ama rakip arıyorum derseniz 3 dolu Brezilya ve 5 dolu Sound of the Queen'ini ilave edebiliriz arkadaşlar. Önce 4 daha sonra 3-5. Günün dördüncü koşusuna geldik. Evet. İkinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre sentlik yarışına ve 12 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman evet 9 dolu Pranayama, English Challenge temsilcisi Ayhan kurşunla start alacak olan bir isim. İlk yarışındaki dördüncülüğü oldukça tatminkar. Güzel bir orijine sahip ve iyi hazırlıklarıyla bugün benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim. Bir nolu Kotes Azur, bir Krimayın Tatar temsilcisi Ahmet Çelik'in start alan safkanda 3 yarışı, 3'ü de tabelada ve çalışmaları bir hayli iyi, güzel bir orijine sahip. 3 nolu Inertia, bir Trivales temsilcisi İşman Çizik'le yine bu aralar güzel bir form yakaladı ve bu güzel formuyla benim de bugün ön plana çıkan isimler arasında. 12 nolu Zenobia Alşam. Bir Harry Angel temsilcisi. İyi bir orijin. İrlanda meşeli bir orijin. Gökhan Kocakaya'yla start oluyor. Bir yarış görme avantajıyla burada da etkili bir yarış beklenen isim. Ve 6 nolu Mariscal'da. Bu Kaneko temsilcisi Mehmet Kaya'la da önerebileceğim son isim. 9, 1, 3, 12, 6 arkadaşlar benim bu koşudaki sıralama oldu. Günün 5. koşusu satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre sentlik yarışına geldik ve 11 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman 2 nolu Anadolu Yiğidi bu Greystone temsilcisi Vedat Abiş de benim bugün ilk sırada şanslı gördüğüm isim. 3 nolu Firecracker bir Trivales temsilcisi Mahmut Turan'la statlam safkanda en azından bu grup içerisinde bayağı etkili gözüküyor ve hazırlıkları da oldukça iyi. 4 nolu Mehmet Mayhawk bir Power Score temsilcisi Gökhan Gökçeli Stardom Safkan'da yine grubun etkili isimleri arasında gözüküyor. Hazırlıkları fena değil. 8 nolu Laramina. Bir Bushranger temsilcisi Erhan Aktu'yla yine bugün iyi hazırlıklara sahip bir diğer safkan. 2, 3, 4, 8 öncelikli olarak şanslı verdiğim isim ama bir ilave bir sürpriz yapabiliriz dersek bence bu 10 nolu Anadolu Kaya'dan da bekleyebiliriz. En azından bu safkan uzun zamandan beri yazıyoruz gelmiyor. Kalkıp bu gider ayak son yarışlarını yani sezonun son yarışında güzellik yapıp ayrılabilir. O yüzden önceliğimiz 2, 3, 4, 8 daha sonra 10 nolu safkan. Günün 6. koşusu Handicap 17 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre sentlik yarışına geldik ve 11 safkanın da yer almış olduk. Koşuda 2 nolu Master of Puppets Papa Klem temsilcisi Mehmet Kayala güzel bir form yakalayan bu isim iyi hazırlıklarıyla benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim. Bir nolu Polpo, bu Trop temsilcisi Ahmet Ceylan mıydı? Bakın bir daha ismini karıştırmayalım. Adem Ceylan'a start alıyor. Ve safkan 2 aylık aradan sonra iyi hazırlıklar da geliyor ve bana göre bu grubun etkili isimlerinden birisi. Bir de 7 nolu Avalanche, bir Point of Entry temsilcisi. Cem Altun'a start alan safkan da yine 2 aylık aradan sonra start alacak olmasına rağmen oldukça güzel hazırlıklara sahip ve güzel bir orijine sahip biri de. Bunu da ilave edelim tabii ki. 2007 benim öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim. Ama tabii ki zor bir koşu. 6 nolu Yurtment, 5 nolu Heva ve 3 nolu Regamor da bu ayakta genişletmek isteyenlere önerebileceğim diğer isimler. Öncelik 2, 1, 7 daha sonra 6, 5, 3. Bu arada arkadaşlar şimdi burada bazen bu benim favorim bu ilave dediğim atlar yani kalkıp hepsini oynayın amaçlı söylemiyorum. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Bazı arkadaşlar farklı algılayabiliyorlar. Ben sadece sizlere alternatif bir şeyler yaratmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlar tamam büyük oynayanlar var ama
tabii herkes büyük oynayamıyor, küçük oynuyor. Ben de zaten tercihim küçük oynayanlardan yana, ama tabii ki burada bir ilave yapabilirsiniz. Tuttuğunuz safkanı yazabilirsiniz. Benim bu vermiş olduğum atlardan bir ilave veya iki ilave veya hiçbirini yazmazsınız. Tamamen karar sizin arkadaşlar. Yani kalkıp bunu ben 10 tane at biliyorsam onunla yazın anlamında gelmesin. Sadece sizlere bir alternatif, bir şans yarasın diye söylüyorum. Onu da bilgisini vereyim arkadaşlar. Günün 7. koşusu handikap 22, 4 ve yukarı Arapların 2100 metre sentrik yarışına geldik. Ve 9 safkanın da yer almış olduğu koşuda ben Altınoğlu Yavuz Reis, bu babam önü temsilcisi Ayhan Kurşun'la son güzel birinciyle ve bana göre de oldukça da formda görüntüsüyle benim burada kazanırda gördüğüm ilk şanslı isim. 3 nolu Mübariz, bu ateş topu temsilcisi Halis Karataş'la yine seri ikinciliklere başladı bu safkan ama safkanın genel görüntüsü olduğu şeyi. 9 nolu Er Savaş, bu safkana dikkat edelim, bu uçağın temsilcisi bomboş kilosuyla işman çizikle biraz da güzel formuyla bence çok iddialı gözüküyor. O yüzden önceliğimiz 6-3-9'dan yana ama ilave edersek de 2 nolu Özekan ve 4 nolu Kızılca Pınar'a da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Önceliğimiz 6-3-9, daha sonra 2 ve 4 nolu safkanlar. Günün 8. koşusu Maiden Dişiler ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre sentrik yarışına geldik ve buraya da baktığınız zaman 12 safkan arasında koşacak olan bu zorlu ve çekişmeli yarışta önceliği 9 nolu Rosa Di Papa ve Kareko temsilcisi Vedat Abi işte bir yarış koşup ikincilik elde etti. Arkasından 3 aylık araya verdi ama çok güzel hazırlıklarla bu yarışa katılan 9 nolu Rosa Di Papa benim ilk sırada şans verdiğim isim. 2 nolu Coco Sister bir Astrakhan temsilcisi Ali Yıldız'da start alacak olan safkanda yine ilk yarışında ikinciliği oldukça iyi. İyi hazırlıklarla bu yarışta da bir hayli ön planda. 4 nolu Evolve. Bir Nativan temsilcisi Kocakaya Stadyum Safkan'da yine oldukça iyi bir görüntüde ve hazırlıklarda iyi gözüken bir isim ve mesafede de güzel bir derece çıkardı. Bir de 8 nolu Patricia. Eskiden de bir Patricia ismi vardı. Gerçekten benim de bayağı hoşuma giden bir isimdi. Bu Patricia'da bakarsın belki onun gibi olur ama diyeceğim. Gerçi bu da bayağı totosu fena değil aslında. Bu kulolu temsilcisinin bence Nevzat Avcı'yla güzel bir yarış koşabilir. Bu Safkan'ın durumunu oldukça beğeniyorum çünkü. Hem orijinal olarak iyi hem de en azından grubun tecrübeli ismi hazırlık. Bir son 9'uncunun ölçü almıyor bu safkanlar. Ama bugün ben bayağı etkili bir yarış bekliyorum. O yüzden önceliğimiz 9, 2, 4, 8'den yana eğer bir ilave yapabilirsek en azından güzel bir sürpriz olacağına inandım. 5 dolu Kraliçe Gamze'den ilave yapabiliriz arkadaşlar. Önce 9, 2, 4, 8 daha sonra 5 dolu safkan. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 4 yaşlı Arapların 1500 metre sentrik yarışına geldik ve 12 safkanda yer almış olduğu koşuda 6 aylık araya rağmen uzun zamandan beri itinayla hazırlanan ve bayağıdır da galop yapan ve dereceli galoplarla bu yarışa katılacak olan 2 nolu Ferfecir. Bu baba menü temsilcisi Halis Kartaş'la start oluyor. Kendi aile atlarından birisi. Oldukça da iyi hazır. Hani diyeceksiniz ki 6 aylık aradan sonra koşan bir safkanı banko verebilir misiniz? Vallahi veriliyor. En azından ben bu kadar idmanını gördükten sonra 25 yapmış İngiliz galopları yapıyor neredeyse. Ben kazanmasını bekliyorum artık. Bir şansımızı orada deneyeceğiz. Çünkü benim de bugünkü banko limanım 2 nolu Ferfecir oldu Halis Kartaş'ta arkadaşlar. Arkadaşlar şablonumuz bu şekilde. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Biz şansımıza Ronaldo'yu görmek istedik ama şu an Ronaldo da yedekmiş. Lan ne bassız adamız biz ya vallahi.